Herkese merhaba, mutlu günler. Evet, her gün olduğu gibi bugün de hem dünyada hem de Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendireceğiz. Kiminle? Tabii ki ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim. Evet, hem Türkiye dedim hem dünya dedim. Dilerseniz dünya ile başlayalım. Önce bir Amerika'ya bakalım. Çünkü Amerika'da bugün iki önemli rakam açıklanacak. Perakende verileri ve sanayi üretimi rakamları. Bir de İngiltere'de de gelişmeler var. Hangisiyle başlamak isterseniz buyurun lütfen. Amerika ile başlayalım. Amerika'da Fed Başkanı bugün bir konuşma yapacak. O konuşmanın sonuçları çok bekleniyor. Yani buradaki en önemli beklenti şu. Amerika ekonomiye daha fazla para pompalayacak mı? Piyasaya daha fazla dolar verecek mi, vermeyecek mi? Bunu karar verecek. Ya da verdiği parayı kısacak mı? En Evet. önemli konu bu. Buradaki bununla ilişkin iki tane önemli veri açıklanacak. Bir tanesi perakende sektöründeki gelişmeler. Ne kadar artış var, ne kadar düşüş var o. Muhtemelen yükseliş olacaktır. Diğeri de sanayi üretimi. Eğer bu ikisinde iyileşme olursa yani %70 ihtimalle Amerika tahvil alımını kısacak. Çünkü ekonomiyi fazla ısıtmak istemeyecekler. Enflasyon hedefini tutturamayacaklar çünkü. Orta vadede enflasyon hedefleri %2. Şu an %5,4'te. Evet. Şimdi bunun altına kadar gelecek gelmeyecek. Buralardaki gelişmeler belli edecek. Yani Citibank'ın yaptığı uyarı çok doğru. Bugün yaptığı uyarı. Piyasalarda volatilite çok yükselecek diyor. Çünkü bir de Uzak Doğu piyasalarındaki gelişmeler var. Koronavirüsünün Uzak Doğu'da bazı kapanmalara neden olması muhtemel gibi görünüyor. Bu da Asya piyasalarında hisse senetleri ve diğer piyasaların ciddi anlamda düşüş değer kaybına neden oldu. Amerika daha henüz o seviyeye gelmediği için Amerika'da Dow Jones Endeksi falan yükseldi. Şimdi buraya İngiltere'de de benzer bir gelişme var. İngiltere'ye baktığımız zaman da İngiltere'de de ekonomideki iyileşme tahminlerin üzerine çıktı. İşsizlik oranı 4,7'ye düştü. Az önce açıklandı. Buna karşılık ücretler %8,8 artmış. Çok yüksek bir rakam İngiltere için. İngiltere'nin de hedef enflasyonu %2. %8,8 ücret artışı demek ciddi bir enflasyon demek. Ciddi bir tüketim ve talep demek. Buna karşılık bir de üretimin daha istenen kadar iyileşmedi. Talep kadar iyileşmedi anlamına geliyor. Bu da fiyatı Türkiye'de çalışanların da başına diyelim ayrıca. İnşallah Türkiye'deki çalışanların başına olur. Tabii Türkiye'de şu an döviz toplamak için hep yayınlarda bahsediyoruz 2-3 aydır. Tamamen enflasyon salındı. Her şey ihracatı yöneldi. İçeride fiyatlar yükseliyor. Ben biraz önce salı pazarına gittim. Madem oradan açtınız konu onu da söyleyeyim. Karpuzun kilosu 5 lira. Çok net. Domatesin kilosu, yenebilecek domatesin kilosu salı pazarında, halk pazarında 8 lira. Taze fasulyenin kilosu 12 lira. Bakırköy'ün Osmaniye maalesef salı pazarı, Kvantik Çarşı pazarı bir gezim taze bilgilerle gelindi. Bu durumda enflasyonun yükselmemesi kaçınılmaz. Bunu destekleyen iki parametre daha var. İnşaat sektörü verileri var. Orada çok ilginç. Mesela inşaat sektöründe yeni izinler verilmesi, toplam inşaat metrekarelerindeki artışa baktığımız zaman %45 seviyesinde. Ama değer anlamında, fiyat anlamında baktığınız zaman, maliyet anlamında baktığınız zaman artış %98,7 bir yılda. Bakın çok önemli bir rakam. Evet. Dolayısıyla bu enflasyonu ciddi bir baskı yapacak. İki, şimdi eğitim kurumlarının şeyleri açıklandı, fiyatları açıklandı. İşte geçen sene 98 bin lira olan bir üniversitenin fiyatı şimdi 136 bin liraya çıktı. İşte 50-55 bin liralar olanlar 92-93 bin liraya çıktı üniversiteler. Şimdi özel liselerde açıklayacak bunu. Onlarda da ciddi bir eğitimde fiyat artışı olacak. Dolayısıyla Eylül enflasyonunun düşüş çıkması mümkün değil. Eğer gerçekten yani düşüş derken negatif değil. Yani %2'nin altına gelmesi, 2-2,5 altına gelmesi mümkün değil. Gelirse zaten oynanmıştır. Onun için yabancı kurumlar da 19,5'a çıkarlar tahminleri ki benim tahminim Eylül enflasyonu Ekim başında onun çok daha 20'den üzerine çıkacağını gösteriyor şu anki rakamlar. Çünkü eğitim harcamalarının ciddi bir artış var. Gıda harcamalarının ciddi artışlar oluyor ve olmaya da devam ediyor. Önü kesilemiyor. Bakın önü kesilemiyor. İnşaat sektöründe hızlı bir artış var. Hizmetler sektöründe ciddi bir artış var. Zaten onu yaşıyoruz. Yani artık bak şeytan marketlerden 1,5 liraya aldığımız su şu an hizmetler sektöründe restoranlarda, kafelerde, hani mahallelerdeki çay bahçelerinde bile 5 liraya çıkmış. Doğru.
Şimdi dolayısıyla bunları topladığı zaman dışarıdaki olumlu gelişmelere karşı, ki bu olumlu gelişmeler Eylül'den itibaren eğer Amerika ve İngiltere tahvil alımlarını azaltırsa gelişmekte olan ülkeler için olumsuza dönecek. Çünkü o ülkelerin para birimleri yükselmeye başlayacak. Dışarıdaki olumlu gelişmeler içeriye şu an bir aylık süre içerisinde olumlu yansıyamayacak bu enflasyonist ortamdan dolayı. Maalesef bunu hep beraber yaşayacağız. Pahalılığı yaşıyoruz zaten. Önceki dönemde daha da fazla yaşayacağız. Bütün bunları topladığım zaman nasıl bir manzara çıkıyor ortaya? Şu çıkıyor. Eğer gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyümeleri geçmiş dönemlere göre beklentilerin üzerinde artarsa ki artacak görünüyor. Altın fiyatlarını gevşetir. Yani orta bir yükseliş var. Gerçi UBS'in de dünkü açıklaması var ama altında da bu delta varyantının endişesiyle mi acaba biraz bir yükseliş yaşandı? Bugün bu biraz yükseliş, FED Başkanı'nın yapacağı açıklamalar biraz da altını da etkileyecek midir? Tabii mutlaka etkileyecek. Bakın eğer Amerika tahvil alımını azaltırsa, yani her ayda her ay 120 milyar dolar sürüyor piyasaya, bunu azaltırsa parayı kıstığı için altına talep düşer. Talep düşerse fiyat geriler. Bu aynı zamanda İngiltere için de geçerli. Pound da yükselir. Dolar da yükselir. Buna karşı Uzak Doğu'da sıkıntı var. Uzak Doğu'daki delta varyantının artıyor olması, bazı ülkelerde kapanmalara kadar gidecek duruma gelmesi. Belanda bir hafta kapanmaya gitti. Yavaş yavaş artık ülkelerine de yansıyacak gibi. Bunun Asya'ya yayılma korkusu, işte Hong Kong'da, Singapur'da, Kore'de, Tayvan borsalarında düşüşleri getirdi. Çünkü oralarda da COVID yükselmeye başladı. Delta varyantı yükselmeye başladı. Onun için Citibank'ın yaptığı uyarı doğru. Volatilite çok yüksek olacak. İnişler çıkışlar çok dalgalı ama dalga boyu yüksek bir seyir izleyecek bütün piyasalar. Ama şu kesin ki eğer Avrupa'da ve Amerika'da, Avrupa'da diğer veriler henüz açıklanmadı. Eğer ekonomiler toparlanıyorsa ve varyant, delta varyantı bu kadar etkili olmuyor ise bilin ki Avrupa'daki para birimleri, Amerikan doları, pound vesaire o para birimleri yükselecek. Avrupa'da altın değer kaybeder ama Uzak Doğu'ya döndüğümüz zaman Uzak Doğu para birimleri de değer kaybeder. Buna karşı ekonomik aktiviteleri yavaşlayacağı için. Buna karşı belki orada altını dengelemeye yönelik bir hareket olabilir. Ama en çok altın ticareti yapan UBS Bank'ın dün yaptığı açıklama doğru. Ekonomiler toparlanırsa altın gevşemeye doğru gider. Pozisyonlar orada değiştirilebilir. Stratejik pozisyonlar değiştirilebilir orada. Evet. Dolayısıyla şu an dolarda dünya geneli için konuşuyorum. Türkiye için dünya geneli için konuşuyorum. Dolarda yükselme beklentisi muhtemel. Pound'da da yükselme beklentisi muhtemel Orta Avrupa ülkelerinde ama Uzak Doğu para birimlerinin ve gelişmekte olan para birimlerinin gevşemesi söz konusu Türkiye dahil. Ama dediğim gibi iniş çıkışlar, günlük iniş çıkışlar doların veya bir para biriminin değerini göstermiyor. Yine söylüyorum. Bunu orta vadede 1-2 aylık beklenti olarak algılamak gerekiyor. İnsanlar ya siz böyle dediniz ama bakın bir saat önce dolar düştü veya işte euro düştü diyorlar. Şimdi böyle değerlendirip böyle baktığınız zaman bu yanlıştır. Çünkü iktisatçıların görevi, ekonomistlerin görevi geleceğe yönelik projeksiyon yapmaktır. Bugün zaten yaşanmıştır. Biz bugünü konuşmuyoruz. Bugün bitik. Biz geleceğe yönelik ne olabilir'e bakmamız lazım. Geleceğe yönelik ne olabilir'e baktığımız anda şu anda altında gevşeme söz konusu olması gerekiyor. Şu anki ekonomik veriler gidişat bunu gösteriyor, analizler bunu gösteriyor. Dolar ve Avrupa Birliği para birimlerinin euronun, poundun da değer artışı söz konusu olması gerekiyor. Çünkü ekonomileri Uzak Doğu'ya göre daha fazla, daha hızlı toparlandı. Bunu böyle görmek lazım. Ben de tam doları soracaktım tabii, yani bir düşüş var acaba bu kadar dışarıdaki etken dolara nasıl etki edecek diye, ama cevabımı da almış oldum, izleyicilerimizin de merak ettiği bir soruydu. Bakın günlük oynamalar yanlış. Nereden nereye geldiğine bakacaksınız. Büyük insanlar ekonomik verilerde işte altın, siz diyor altın yükselecek dediniz, altın düştü. Biz altın yükselecek dediğimiz zaman Mayıs Haziran ayrıldı. Temmuz'da altın nereye geldi? 1825 dolara kadar çıktı. Şimdi 1774 dolara indi. Hiçbir şey, sonsuz yükseliş ve sonsuz düşüşü yok. Her şeyi dönemsel itibari değerlendirmek lazım. Dönemsel itibari değerlendirmek lazım. Şimdi biz diyor ki, evet dolar şu an Türk lirası karşısında 1005 seviyesine falan değer kaybetti.
Ama bu değer kaybı önümüzdeki 3 ayda sürecek mi? Şu andaki veriler, gelen dünya genelindeki ekonomik veriler bunun tersini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde diyor, Türk lirası değer kaybedecek diyor. E şimdi enflasyon yükseldiği zaman ne yapacağız? Yine aynı. Burada doların önünü kesen, kesmeye çalışan şey Türkiye'nin ne yapıp yapıp taş toprak ne varsa ihraç edip döviz toplaması. Çünkü Türkiye bunu yapıyor. Evet. Ayrıca bir de ne ödüyor belirsiz dediniz. Merkez Bankası'nın net hata noksan kaleminden gelen dövizler var. Şimdi bu dövizlerin kaynağını bilemiyoruz. Kaynağını bilmediğimiz. Bunlar var. Bunlar şu an baskılıyor ama enflasyon 19'u geçtiği zaman bu baskılama yetmez. Bunu bilmemiz lazım. Evet. Bu baskılama zaten yetmez. Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek maalesef yani. Diyelim, noktayı koyalım o zaman. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.